Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BSide ve BSides arasındaki farkı inceleyelim. Bu çok karıştırılan iki yapı. Acaba şöyle bir durumda. Mesela bir kedi var ve bir yumağın yanında. Acaba BSide mi, BSides mi kullanırız? Hadi hep beraber inceleyelim. Şimdi BSide aslında çoğunlukla preposition olarak kullanılır ve anlamı daha çok bir şeyin yanında, dibinde, next to gibi kullanılırken besides bir şeye ilaveten gibi kullanılır. Mesela burada beside the river dediğimiz nehrin kenarında, burada besides water dediğimiz ise suya ilaveten gibi kullanılmıştır. Hadi biraz daha detaylı inceleyelim. Daha önce de bahsettiğimiz gibi beside çoğunlukla preposition olarak kullanılıp at the side of ve next to gibi anlamları verirken, örnek cümlede gördüğünüz gibi there was a small table beside the bed dediğimizde, yani yatağın yanında, yatağın dibinde, kenarında bir küçük masa vardı diyor. Devamındaki yapıda ise besides bir şeye ilaveten, hem preposition hem linking adverb olabilir, ilaveten anlamı kullanılmasıyla beraber also anlamı da vardır. Buna ek olarak gibi düşünebilirsiniz. Örneğe baktığımızda what other types of music do you like besides classical? Yani klasik müziğe ilaveten başka hangi müzikten, hangi müzik tipinden hoşlanırsın? Veya devamında I don't think going for a walk. Yani bir yürüyüşe çıkmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum diyor. Neden düşünmüyor acaba? Bakalım. It's quite cold. Bir hayli soğuk. Ve buna ilaveten and besides it's getting late. Saat geç oluyor demiş. Buradan dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise özellikle linking adverb olduğu zaman burada kullandığımız noktalama işaretlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Herkese iyi çalışmalar.